Kütahya'da ters akım hayata geçiriliyor. Eski belediye başkanı Mustafa İçan'ın projelerinden olan ters akım projesinin ismi değiştirilerek yeni akım projesi olarak hayata geçirilecek. Konuyla ilgili belediye başkanı Kamil Saraçoğlu yaptığı açıklamada yeni akım projesinin 10 Ağustos tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hayata geçirileceğini söyledi. Değerli basın mensupları, değerli Kütahyalı hemşehrilerim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün Kütahya'da önemli bir çalışmanın incelemesini gerçekleştiriyoruz. Kütahya halkının ve esnaf kardeşlerimizin yıllardır beklediği, yıllardır Kütahya'nın trafik sorununa çözüm noktasındaki bir alternatif olarak görülen Asım Gündüz Caddesi'nin doğru akım, yeni akım projesinin artık son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz günlerde ayın 25'inde trafik komisyonundan yeni akımla ilgili en son belediyenin görüşlerini oraya getirerek oradaki hem Hürriyet Caddesi ile ilgili, Osmanlı Caddesi ile ilgili yeni görüşlerimizi ortaya koyarak ve Asım Gündüz'den akışı sağlayarak Ulu Cami'ye doğru o yeni projemizi bildirdik, söyledik ve trafik komisyonu da bunu tartışmalar neticesinde belediyenin önerisini kabul ederek artık oy birliğiyle bunu kuruldan geçirmiş olduk. Artık ondan sonra yazışmalarımızı gerçekleştirdik. Şu an itibariyle de biraz önce izlediğimiz, esnafla bir araya geldiğimiz, vatandaşımıza da birebir sorduğumuzda yeni akımın hakikaten Kütahya'ya bir nefes aldıracağını, Kütahya'ya gerek iç turizm gerek dış turizmden gelen kardeşlerimizin çok rahat bir şekilde tarihi, kültürel yerlerimizi, bilhassa Ulu Camimizi ve o çevreyi görme noktasında oraya ve Hisar'a en kısa sürede nasıl ulaşabilir tarifinin kolay olması gerektiği noktasında da Vazo'dan itibaren Asım Gündüz'ü takip ederek direkt Ulu Cami ve Hisar'a ve İshak Fakih Camisi'ne ulaşmayı çok rahat bir şekilde sağlayacağız. Ve bu çalışmaları yerinde inceledik. Şu andaki çalışmalarımızda hem trafik levha ve işaretlerini onların üzerinde çalışıyoruz. Evet, otobüs duraklarının yerlerini belirledik. Onların fen işlerimiz üzerinde çalışıyor. Park bahçe üzerlerinde çalışıyor. Ve zannediyorum ki seçimlerden sonra bir hafta 10 günün içinde biz kamuoyuyla bunu paylaşacağız. Kamuoyumuza pazartesi gün bu konuda açıklama yaparak net tarihi vererek artık Kütahya'daki trafiği, yıllardır beklenen trafiği yeni akım olarak düzenleyerek hem trafiğin rahatlamasını hem de insanların bu kültürel merkezlere çok rahat ulaşmasını bu akım vasıtasıyla sağlamış olacağız. İnşallah bu akım beklentiyi karşılar diye düşünüyorum ve çok rahat bir ulaşım sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü bayağı incelemelerimiz, sayın müdürlüğümüz, belediye başkanlarımız, ekiplerimiz tarafından yapıldı. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve vatandaşlarımız da artık hazır olsunlar. Bir 10 gün içinde yeni akımı faaliyete geçirerek artık trafiği farklı bir şekilde yön vermenin çalışması içinde olacağımızı söylemek istiyorum. Onu ilanlarımızda söyleyerek herkesin de hangi tarihte başlayacağının bilgisini gerek billboardlarda gerekse el ilanlarıyla vererek istikameti rahat bir araba sürüşünü sağlamış olacağız. Kütahya'ya yeni bir soluk kazandıracak, sosyal yaşamın merkezi olacak David People Cafe çok yakında siz değerli Kütahyalılarla Atatürk Bulvarı'nda buluşuyor. İddialı tasarımı, geniş menüsü ve hızlı servisiyle gönüllerinizi ve damağınızı fethetmeye geliyor. David People, Kütahya'ya hizmet sektörüne dinamik ve yenilikçi bir anlayış getirecek. İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri 2. etap satışları başladı. 2. etap Aktaş Evlerinde açık otopark, çocuk oyunları ve ortak kullanım alanlarının yanında özel güvenlik de yer alıyor. Aktaş Evleri 2. etap satışlarında ev almak isteyenler 3+1 daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres: Ali Paşa Mahallesi, Sebil Erenler Caddesi, 5 Taksim 1, Kütahya. Telefon: 0274 223 1596. Aktaşlar Mimarlık, Kütahya.